Merhaba, Hayalimdeki Yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Safiye. Bugün sizler için yapılışı oldukça kolay ama lezzeti tam yerinde patates kebabı hazırladım. Şimdi yapılışına geçelim. 500 gram kadar kıyma, yağlı olursa daha iyi olur. Benim kullandığım kıyma yağsızdı. 1 adet rendelenmiş kuru soğan, 1 adet yumurta, 2 diş rendelenmiş sarımsak. Eğer sarımsağınız küçükse 3 dişlik kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı kadar tuz kullandım. Baharatları isteğe göre biraz daha çoğaltabilirsiniz. Ve yarım su bardağından biraz fazla galeta ununu ilave edip elimizle iyice yoğuruyoruz. Köftemizin harcını yoğurduktan sonra isterseniz buzdolabında biraz beklemeye alabilirsiniz. Bu arada patatesleri ince ince dilimliyoruz. İsterseniz herhangi bir bıçak yardımıyla da ince ince kesebilirsiniz. Ben toplamda 8 adet kadar patates kullandım. Patateslerim çok büyük değildi, orta boya yakındı. Patateslerin hepsini dilimledikten sonra köftelerimizi yapmaya başlıyoruz. Köftelerin büyüklüğü patateslerin büyüklüğüyle eşit olmasını sağlayın. Ben cevizden biraz daha küçük parçalar alıp elimle yuvarlayıp yassı şeklini verdim. İlk yaptığım köfteler biraz büyüktü. Daha sonra ortaya doğru geldikçe köfteler küçülmeye başladı. Çünkü çok fazla büyük yaptığımın farkına vardım. Siz ilk başta hepsini aynı orantıda tutmak için olabildiğince ince yapmaya çalışın. Köftelerin de boyutunu ayarladığıma göre artık borcama dizebilirim. Bir sıra köfte, bir sıra patates yan yana gelecek şekilde borcamımıza diziyoruz. İsterseniz herhangi yuvarlak veya fark etmiyor. Normal fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. Bütün hepsini borcama dizdikten sonra ortasına küçük bir domates yerleştirdim. Sosu için 50 gram kadar tereyağı ve yarım çay bardağı kadar sıvı yağını tavaya alıp eritiyorum. Tereyağı tam erimeden üzerine 1 yemek kaşığı salçayı, biraz tuz, biraz karabiber, biraz pul biber daha ilave edip güzelce kavuruyorum. Kavurmuş olduğumuz salçanın üzerine yaklaşık 1,5 su bardağı kadar kaynar su ilave ediyoruz. Suyun sıcak olması daha iyi olur. Soğuk su da kullanabilirsiniz. İyice karıştırdığımız salçalı sosu patates kebabının üzerine eşit gelecek şekilde gezdiriyoruz. İsteğe göre üzerine biraz kekik serpiştirebilirsiniz. Hatta eğer seviyorsanız kekiği köftenin içine veya sosuna da karıştırabilirsiniz. Borcamın üzerine fırın kağıdını kapatıp önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 1 saat kadar üzeri kapalı vaziyette pişiriyoruz. Pişme süresi her fırına göre değişebileceğinden 45 dakika sonra kontrol etmenizi tavsiye ederim. 20 dakika kadar üzeri açık bir şekilde pişirdim. Patates kebabımız güzelce kızardıktan sonra fırından çıkarıp servis yapıyoruz. Bu tarifimizi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü hem yapılışı kolay hem de çok lezzetli, herkesin damak zevkine uyabilecek bir yemek. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Tariflerimi beğeniyorsanız lütfen beğenerek, yorum yaparak ve paylaşarak kendinizi belli edin. Yapmamı istediğiniz başka yemekler varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Son olarak size köftenin ve patatesin ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi köftelerimiz hem yumuşak hem de çok güzel piştiler. Patates aynı şekilde, çatalı bile neredeyse değdirdiğim anda hemen dağılıyor. Çok da güzel kızarmış. Kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.